Merhaba, benim adım Melike. 2 yıldır diyabetliyim. Şimdi size pompanın takılımını göstereceğim. İlk önce rezervuarı çekerek başlayacağız. Rezervuarımızı alıyoruz, havasını çıkarıyoruz. Sonra kalem iğnesinin kartuşunu alıp iğneye batırıyoruz. Çekiyoruz yavaşça. Şuradaki 1,8'e gelene kadar yavaş yavaş çekiyoruz. Geldiğinde bunu çıkarıyoruz, yerine koyuyoruz. Hava var mı diye bakıyoruz ilk sonra. Hava biraz var, onları yukarı itiyorum. Şu an. Bazen kocaman havalar oluyor. Ay. Buraya bir gelir misin? Şimdi yardım. Sen diğer aparatları hazırla, ben bunun havasını çıkarayım. Şimdi burada küçük set diye bir şey yazıyor. Bu 6 milimetre 23 in diye yazacak, 6 santim. İğnenin boyutunun küçüklüğünü, bazen bir tane büyük çıkabiliyor. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor buna. Buradan açıyoruz. Ondan sonra setimizi alıyoruz. Bu da banyo aparatı. Banyoya girerken bundan çıkarıyoruz. Şunu takıyoruz. İşte şu an şuradaki bandı açıyoruz böyle. Buraya koyuyorum. Şu kabloyu biraz daha açıyorum. İğnemiz şu an bunun içinde, bu hazır bekliyor. İnsülinimiz de hazır. İnsülin hazırmış. Buradaki iğneyi bunu takıyoruz. Böyle şu an takılı. Bunu da buraya koyuyorum. ACT'ye basıyorum. Sonra burada rezervuar set gel diyor, aşağı tuşuna basarak. Yine ACT'ye basıyorum. Sonra rezervuar ayarına giriyorum. Diyor ki boruyu vücuttan ayırın. Pompayı rezervuardan ayırın. Geri sarma ACT. Geri sarıyorum. Şuradaki şeyi geri sarıyor şu an. Bakın geri sarma oluyor. Şu an geri sarma tamam. Rezervuarı pompaya yerleştirin. Kilitleyin, ardından ACT'ye basın. Diyor ki rezervuarı pompaya yerleştirin. Oradaki boşluğa yerleştiriyoruz. Sonra çeviriyoruz. Şuradaki boşluklara gelecek şekilde kilitliyoruz. Sonra ardından ACT'ye basın diyor. Basıyoruz. Boruyu doldur. Bağlantınız kesik mi diyor. Bir tane peçete alıyoruz. Evet diyoruz. Bağlantımız kesik. Daha vücuda takmadık. Evet diyoruz. Sonra bu iğneden alıyoruz. ACT'ye basılı tutuyoruz. Geldi. 12,7 çıkmış. Sonra diyor ki ACT'ye basılı tut, damlayı akıt et. Tamamsa ESC'ye bas. Basıyoruz. Diyor ki borunun ucunda damla var mı? Biz de geldi. Evet diyoruz. Diyor ki kanülü doldur. Şimdi takmayı göstereceğiz size.
Zımbamız bu. Zımbayı ilk önce bunu zımbaya iğneye takıyoruz. Bakın şurada bir tane boşluk var. Oraya geçiriyoruz bunu. Sonra hem altından hem üstünden anne bir yerden. Tabii ki. Şuna. Böyle bastırıyoruz. Ondan sonra hem alttan hem üstten tutarak şuradaki bantları çıkarıyoruz. Hiç elimize değmemesi gerekiyor. Ama yanlışlıkla değdi işte. İşte bandımız açık şu an. Geri çıkarıyoruz bunu. Sonra annem bunu takacak. Evet. Güzel kızım. Şöyle yan açalım. Yok. Ne tarafa çıkartmıştık az önce? Az önce bu taraftan. O zaman diğer taraftan takacağız şimdi. Biz belimize yapıyoruz şu an. Göbekten de yapılabilir ama orası biraz daha kötü. Bizde göbek olmadı. Evet, dön bakalım. Neresi? Şurası gayet güzel. Senin için de uygunsa tamam. 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 Hadi bakalım. Rahat ol. Tamam. Evet. Hazırız. Evet. Şimdi iğne vücuduna girdi. İğneyi çıkartıyoruz. Melike şimdi pomposunu alıp kanilini dolduracak. Şimdi bandın biraz üstünden gidiyoruz. Diyoruz ki, diyor ki kanili doldur, seti vücuda takın, doldur, ACT atla ESC. Biz ACT'ye basmalıyız çünkü ACT biraz daha zor. ESC'ye basarsak o vücudumdaki plastik iğnenin vücudu olmaz. Gönderirken yani göndermeyebilirdi. O yüzden ACT'ye basıyoruz. 0.3 ayarlı şu an bizde. Basıyoruz, kendisi gönderiyor. Böylece 3 gün boyunca hiç iğne almıyoruz. Evet, ve pomponun çıktığı yerlere ne yapıyoruz? Pomponun çıktığı yerlere de hametan sürüyoruz. Krem, yaralarımız çabuk iyileşsin diye. Evet, şeker arkadaşlara ne söylemek istersen söyle, kapatalım. Size de bu pompa takmayı teklif ediyorum.